Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e aittir söz talebi. Buyurun Sayın Koçyiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün yine bir AKP klasiğiyle güne başladık. Darbelerden darbe beğen denilen ülkede yine halkın iradesini gasp ettiler. Yine aslında çok iyi bildikleri hukuksuzlukta, rantta, talanda halkı malzeme etmeye çalıştılar. Büyük bir çete operasyonuyla, büyük bir kayyum rejimiyle karşı karşıyayız. Büyük bir darbeci kayyum çetesi iş başına gelmiş. Kim kılavuzları diye sorarsanız söyleyelim. FETÖ'cü polisler, FETÖ'cü savcılar, FETÖ'cü hakimler, FETÖ'cülükten ceza almış cezaevinde olanların hazırladığı kumpas davaları, kumpas dosyaları bugün Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamak için gerekçe yapmış bir rantçı, talancı akılla karşı karşıyayız. Tabii bunu ilk defa yaşamıyoruz. İki dönemdir, 8 yıldır belediyelerimize kayyum atanıyor. 8 yıldır Kürt halkının iradesi yok sayılıyor. 8 yıldır Kürt halkının seçme seçilme hakkı askıya alınmış. 8 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar Kürtlere şunu söylüyor. Siz yurttaş değilsiniz. Siz eşit değilsiniz. Sizin oyunuz Yozgat'takinin oyuyla eşit değil diyor. Sizin oyunuz Hakkari'deki, Bitlis'teki, Van'daki yurttaşın oyu, Tekirdağ'daki yurttaşın oyuyla eşit değil diyor. Sen istediğin kadar seç. Sen istediğin kadar demokrasiye inan. Sen istediğin kadar sandığına sahip çık. Yeri gelir garnizon kurar, sandığa kayyum atarım. Yeri gelir FETÖ'cü kumpasçılarla işbirliği yapar, halkın iradesini gasp ederim diyor. Biz de açık söylüyoruz ve buradan soruyoruz. Hani normalleşme? Hani yumuşama? Kürtler hariç değil mi? Kürtler hariç normalleşme. Normali nedir AKP'nin? Normali kayyumdur. Normali zulümdür. Normali baskıdır. Normali tehdittir. Normali şantajdır. Normali kumpastır. Normali irade gaspıdır. Normali talandır. Normali halkın iradesini gasp etmektir. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Ama şunu da herkes bilsin. Bu normale teslim olmayacağız. Bakın, önce kayyum atıyorlar. 10 yıldır devam eden bir soruşturma, bir davadan, yeni açılmış bir soruşturmadan ortada hiçbir hukuki gerekçe yok. Hiçbir mahkeme kararı yok. Ama sadece öyle yapmıyor. Algı operasyonu yapıyor. Neymiş? Yurt dışına kaçacakmış. Halbuki daha 2 gün önce gitmiş Belediyeler Birliği için oy kullanmış belediye iş başkanımız. Çıkmış gelmiş Van'da kızının evinde. Cebinde 50 bin lira para var. Sanki 50 bin lira pul değilmiş gibi üzerinde çok para var diye Çukur Medya'ya bir de haber yaptırıyorlar. Ya Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Hiç mi kuldan korkmuyorsunuz? Kuldan utanmıyorsunuz ama bari Allah'tan korkun ya. Yok böyle bir şey. Şimdi önce kayyum atıyorlar, sonra emirlerinde İçişleri Bakanlığı kumpası kurmuş, bütün bölge illerinde eylem etkinlik yasağı, sokağa çıkarmıyor, eylem yaptırmıyor, slogan attırmıyor ama normalleşecekmiş. Ama demokrasi gelecekmiş bu ülkeye, öyle mi? Bu mu demokrasi? Bu demokrasi ne zaman Kürt'ün evine uğrayacak? Bu demokrasi ne zaman Kürt'ün yüzünü güldürecek? Hilvan'da hukuksuzluk yaptınız. Hilvan'da seçimi yenilettiniz, sandığı yaktınız. 10 kat fark attık. Ama bırakmadınız ya. Bırakmadınız. 1-24 saat Kürt'ün yüzü gülsün. Başarısından onur duysun. Başarısı nedeniyle mutlu olsun. Buna bile izin vermediniz. Şimdi bütün bu hukuksuzlukların içerisinde neyi konuşacağız Sayın Başkan? Neyi konuşacağız? Yeni anayasa deniliyor. Var olan askıda. Anayasayı bırakın. En temel haklarımız askıda bizim. En temel yurttaşlık haklarımızı kullanamıyoruz biz bugün bu ülkede. Kime dert anlatacağız? Demokratik siyasete yeminli düşman bir iktidarla karşı karşıyayız. Kürt düşmanı bir ittifakla karşı karşıyayız. Kürt'ün her şeyine düşman bir iktidarla karşı karşıyayız. Kürt'ün kendisini yönetmesini istemeyen bir akılla karşı karşıyayız. Kürt
Muhtar olamasın, aza olamasın, belediye başkanı olmasın, milletvekili olmasın diye kumpas üstüne kumpas. Buyurun Sayın Koçyiğit. Kumpas üstüne kumpas kuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bizi bu meclisten süpürüyorlar, götürüyorlar, gözaltına alıyorlar. Israr ediyoruz, halkımızla beraber direniyoruz, geliyoruz bu sıralara. Ama birileri biz ısrarla bütün bu demokratik siyasetten tasfiye etmeye çalışıyor. Ben soruyorum, soruyorum AKP'ye. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu zulümle nasıl yol alacaksınız? Kürdün sırtına vura vura ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz ya ne yapacağız biz? Şimdi Hakkari ile halkımız yürüyor. Plastik mermi sıkılıyor. Gaz sıkılıyor. Joplanıyor. Vekillerimiz darp ediliyor. Ne yapacaktık? Kayyum efendilerinizi, çetelerinizi çiçekle mi karşılayacaktık Hakkari halkı? Çiçek mi verecektik biz onlara? Ya size yapılmasını... Tamamlayın Sayın Koçyiğit. Gilerinizi, gücünüzü, iktidarı, devleti, bütün her şeyi kötüye kullanarak nasıl bir halkın başına boca edersiniz ya? Nasıl? Hele bize söyleyin ya. Hukuk bunun neresinde? Bize söyleyin biz de anlayalım. Hangi anayasaya tabi bu Kürtler ya? Nerede bu yazılmayan, yazısız olan anayasayı bize gösterin. Biz de bilelim. Biz de bilelim bu ülkede hakkımız ne? Söyleyin bize ya. Deyin ki seçilme hakkınız yok. Deyin ki seçme hakkınız yok. Deyin belediye başkanı olma hakkınız yok. Ama söyleyin. Açık yürekli olun. Dönün söyleyin. Biz de onun gereğini yapalım. Ama bir taraftan YSK'yı onaylatacaksınız. Bir taraftan ortada anayasa maddesi var. Açık hüküm var. Uzaklaştırılsa bile görevinden meclis seçer diyor. Ama siz söz konusu Kürtler olunca otomatik kayyum atıyorsunuz. Niye? Çünkü son kez açıyorum Sayın Koçyiğit, tamamlayın. Çünkü orada rant var. Çünkü orada yandaşa aktarılan kaynak var. Çünkü Hakkari'de seçim döneminde AKP'nin belediye başkanının kampanyasını belediyenin kasasından yürüttüler. Çünkü orada kirli ilişkiler var. Çünkü orada emniyetten İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan kirli trafikler var. Neyi kurtarmaya çalışıyorsunuz Hakkari'den? Hakkari'de DEM Parti yönettiğinde hangi çıkarınızı zeval görüyor? Söyleyin. Söyleyin. Ama açıkça söyleyin. Açıkça söyleyin. Bütün Türkiye halkları bilsin. Düşmanlığınızı, nefretinizi, kininizi, hukuksuzluğunuzu bütün Türkiye halkları bilsin. Çünkü biz biliyoruz. Ama şunu da söyleyelim. Andolsun ki asla ama asla teslim olmayacağız. Yenileceksiniz. Türkiye halklarının dayanışmasına, toplumsal muhalefetin yan yana gelişine, Gezi'nin ruhuna, Kobani'nin selamlayın lütfen. Yoldaşlarımızın cezaevine koyduğunuz yoldaşlarımızın dik duruşuna, çocuklarımızın gülüşüne, kadınların eşitlik özgürlük mücadelesine, bu ülkede demokratik değişim isteyen her bir insanın emeğiyle, bedeliyle, mücadelesine yenileceksiniz. Bunu bir tarafa yazın. Zulmünüz artsın, zulmünüz artsın, zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız. Sıradaki söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a aittir. Buyurun Sayın Başarır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle bugün Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma